konuşuluyor hocam. Yapay zeka destekli sürü siha tekniği Aa, bu bütün ezberleri bozacak bozuyor, deniliyor. Bozuyor, evet. Nedir bu? Ya bu, sürü bu siha? çok farklı. Artık biz robotikleşiyoruz. Ee, modern harbin değişen doğası ve karakteri artık insan gücü yerine bu e, sürü e, dronları savaş aracı olarak yani Ne, ne, yani ne demek 50, istiyorsun? Yani 50, 50 tane. tane siyah ne yapıyor bir anda? Ya işte Siyahları bunları ufak olarak, yani şey olarak da düşünebilirsin. İla bu kadar büyük siyah? Harcadım hiç öyle bir şey, hiç öyle evet. bir şey yok. gerek yok. Drone. Çok küçük Drone. olabilir tabii. Bunlar silahlı kamikaze olabiliyor. Hmm. Türkiye'de var yani bu. Evet, şu an Drone. görüntüler evet, de geldi. İşte, evet. işte evet. bunlar mı? Evet bunlar. Drone bu. Drone bu. Yani aynı anda kalkıyorlar, birbirleriyle haberleşebiliyorlar, yönlendirilebiliyorlar. Kamikaze olarak saldırabiliyorlar ya da üzerinde makinalı tüfekten tutabilirler. Biraz önce ne kadar. dedim işte Fransa'nın başına gelen ya Ege'de kör oldu. Nasıl olduysa oldu. Tamam da bir dakika. Bu ne yapacak şimdi? Bu küçük drone? Bunlar gidip he, 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 öyle küçük olduğuna bakmayın. E, her, her birinde patlayıcı var bunun. Full yani yap. gidip aynı anda 10 tanesi bir gemiye saldırabilir. Ya da 10 tanesi bir tanka... Mühimatından mühimmatından ke... ne olacak diye sormazlar şöyle, mı şöyle şimdi? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi... ERA yıllar yılı terörle sahada mücadele etti. Ben gazeteci olarak takip ettim. Öyle vadiler vardır ki kayalık iki yakalar mesela. Ama o oraya mevzilenmiş adamlar bir ara terörler teröristler oraya doçka bile yerleştirmiş. Sökemiyorsunuz. Sökmesi zayiata şehit verir. Şehit verirsiniz. Yollarsın drone'u bunun taşıdığı o... Yeterli abi. 7, yarım kilo, kilogram. 700 gram, 800 gram indiği yerde hiçbir şey bırakmaz. E peki siyah e, siha varken buna ne gerek oluyor? Ben aynı anda dağılmış, dağılmış koca bir vadiye dağılmış 70 kişi. 70 tane ayrı siha ile gidip oraya roket bırakmazsın. Hmm. 70 kişi varsa sen onları tak 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 etkisiz hale getirsin. Onu yapmana gerek yok İşte e, ne dedik? Elektronik harp çok önemli dedik. Bununla gidip herhangi bir radarı kör edebiliyorsun. Örnek. Hı. Hmm. Eray hocam. Yani şimdi tabii e, bunu bu... e, folya. Buyurun hocam. Buyurun Aptur Bakın kamikaze dalış A, yapıyor. Fulya bu. hanım. Ha, ben e, kısa bir hatırlatma yapayım. E, Suud Arabistan'a karşı biliyorsunuz e, kullanmıştı e, Yemen'deki güçler Suud Arabistan'a oradaki drone sürülerini göndermişti ve Suudi Arabistan ancak bunların birkaçını etkisiz hale getirebilmişti. Yeni yeni nesil savaşlarda bu evet. kullanılıyor. Bunu hatırlatmak Yeni istedim. nesil savaşın temel silahı bu sürü dronlar. Yani nasıl anlatalım size? Yani düşünün şimdi bunlar devreye geçecek. Diyelim ki yaklaşan bir düşman... Görünmez mi olacak peki bunlar? Bunları görmek zaten çok zor. Yani Radarda yani görmek karşı ya da karşı tarafın bunun her rad yani görebilmesi çok zor radarda yani. Radarda görünmeyecek çok çünkü. Midir? Görünmez midir yani? yani büyük oranda görünmezler. Görülse bile ne olduğu anlaşılamıyor. Ya yani bunlar ne olduğunu anlayamıyor. İşte Fransız gemi komutanı diyor üzerimize tanımlanamadığımız 30-40 civarında e, bir cisim geliyor. Diyorlar e, yok edemiyoruz Edemiyoruz diyor. E, Dünün o zaman diyor bizim Türk gemisini tacize giden hücum botun Fransız komutanı yani tam şeyde o Bunlar, <laughs> Dolayısıyla şöyle düşün bu sadece askeri bir teknoloji değil ki 29 Ekim'de dronlarla yazılan yazıyı yazıları düşün. Konya'da bilim olimpiyatları sırasında benzer yine orada hakikaten çok muhteşem bir görüntü yapılmıştı... Bunlar dronlar öğretilmiş. Yani tek bir pilotun uçurmasıyla falan değil. Bunlar önceden öğretilmiş komutlara göre dronlar yönetiliyor zaten. Hı hı. Ya bir Ama de bu, bunu askeri teknolojiyle birleştirip biz otonom hale getiriyoruz. Nasıl otonom hale getiriyoruz? Mesela normalde buna topografiyi öğretiyorsun sen. Mesela merkezle irtibat kesildiği zaman bizim ilk İHA'larımız ve SİHA'larımız görevi iptal edip geri dönüyordu otomatik. Yani kontrolü kaybettiği anda. Şimdi topografiye yani o haritayı yükseltileri öğrettiğin zaman otonom şekilde merkezle irtibatı kesilse bile gidiyor görevini yapıyor. Yapıp geride dönüyor. Bu, bu, bu önemli bu, özellikler yok, Önemli bir özellik. Uydu bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Yer rolesine ihtiyaç duymuyor. Hı hı. Yapay zeka bunun birbiri arasında ka hangisi kaç metrede uçacak? Dost unsurlara ne kadar mesafede olacak? Bak şimdi bak, düşman bak olarak... yeter mi diyordun ya patlayıcı. Evet. Yetiyor. Evet. Yetiyor yetiyor. Yani o şeyi de abi yaklaşık 10 kilograma kadar taşıyabiliyorlar. Şimdi, 10 kilo tabii, o yaklaşık 10 kilograma kadar bir şey değil Bak şimdi yani... hepsi bir anda havalanacak şu an. Değil mi? Evet. Yani 10 tanesinin bir gemiye saldırdığını düşünün. Yani i̇şte paramparça derler. Sürü ederdim. siha dedikleri bir de e, teknik düşmanın, Düşmanın sürü sihalarına karşı en etkili bunlar. Oo, bu her fotoğrafla... Her birisi. Her evet, hocam. İşte yani işte düşünün. Bunların her birisinin tanklara uçaklara saldırdığını düşünün ya. Yani. Baksana. Hangi biri hava savunma sistemi gelip de bunu vuracak? Bin tane siha gönderdiniz. Ne Bin yapayım? tane gönderiyorsun. Hepsi de 10 kilodan patlayıcı taşıta. Yani yaklaşık. Hayır, onu toplamayacağım yani. Hiçbir hava savunma sistemi karşılık vermez ki bin tane yolladığın zaman Değil hangi mi? geminin bin hangi tane birisi? savunma füzesi var? kalır. Bakın o yüzden sürü İHA saldırılarına karşı, SİHA saldırılarına karşı en iyi silah hangisi biliyor musun? Ha. Gene sürü SİHA'lar. Düşman kaç tane yolluyor? 100 tane. Siz de 200 tane yolluyorsunuz. Evet. Havaya kalkıyor bunlar birbirini bulup gidip imha ediyorlar. Sürü dalış. savaşları. Evet. Yani bir bir bu tek... artık geleceğin savaşları bu. Türkiye bunu savaş bu. çok özür dilerim Eray. Türkiye bunu yaparken aynı zamanda sürü e, drone sürü saldırılarına karşı da manyetik tedbirlerini de çalışıyor. Yani çok hı. net. Hı, hı Hani böyle birisi sana karşı böyle bir teknoloji kullanmaya kalksa bunun bir e, dalga boyu bir e, elektronik karıştırıcıyla sen aynı zamanda e, imha etmeye de çalışıyorsun. Yani Türkiye işin bu tarafında da var. Türkiye'nin şu an böyle bir hazırlığı var mı? Türkiye buna aralıksız çalışıyor. Mecburuz çalışmaya. Çünkü gelmeyken yani, yani, sana karşı yani. durmadan Galiba. bir elektronik harp geliştiriyorlar. E, Dahilini yapabilmek için onun yaptığını Galiba, çözmen gerekiyor. E, Türkiye'nin drone birlikleri var diyorum ya. Galip kuvvetleri envanterine girdi bunlar. Peki kısa bir ara verelim. Aradan sonra sürü sihayı konuşmaya devam edelim. Evet diye. yani bu bunu çok konuşmamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Bu, bu günümüz harbin temel silahı budur. Kesinlikle. Devam ediyoruz. Çok özür dilerim. Masum Masum hocam Ya çok o kadar Sinan Akçil sana bayılmış sana şarkı yazmış Ya bana şarkı yazmadı ya <laughs> Ya keşke reklam aralarında da Bir köşe açsanız da yayınlasanız O bölümleri Gökhan'cığım yani Masum Türker beni instagramda takip ediyor Yetmiyor fan sayfalarımı da Takip ediyor O fan ee, da o bak takip ettiğin Öyle mi hayranların yani Evet <laughs> demek Olsun. ki ben de o hayranların <laughs> arasında yer almış. <laughs> ya Masum hocam ya. İyi ki varsın Ama gerçekten. Ama beraber program yapıyorsak birbirimizi desteklemeyiz. E elbette canımsın yani. ya. Valla. Şimdi sürü siha. Eray hocam. Bu... Alan bu senin alanın e, Eray hocam. Şöyle ki e, bizim sürü sihamız var mı? Bizim... Bu birinci soru. İki bu iş yani bu sürü siyah savaşları e, konseptinden söz ediliyor ya Türkiye işte böyle bir şeye hazır mı var mı? Biz bu aşamada ne boyuttayız? Yani şöyle evet hazırız. Hı hı. Önce onu söyleyeyim. Ee, bizim sürü siyah ordumuz var aslında. Yani silahlı kuvvetlerimiz bünyesinde bir bu konuda birliklerimiz var. Yani sayısını adetini bilmiyorum ama yani bir olası Savaşta kullanılmak üzere hazırlanmış, teşkilatlandırılmış. Binlerce midir? Sayısı çok fazla. Tamam. Onu size söyleyeyim. Yani ülkemizi daha önceden Allah'tan bir şey olmadı ama yani bundan bir 8-10 yıl kadar önce Hı. Zaho merkezli Türkiye sürü siha saldırısına uğradı. Uğradı. Hem sınırdaki birliklerimiz uğradı hem de yurt içindeki bazı illerimize yönelik saldırılar yapıldı. Bunların bir bölümünü vurabildik bir bölümü gitti sağda solda çarptı düştü vesaire. Ondan sonra yapılan geliştirmelerde artık hiçbir başka silaha gerek kalmadan bu elimizdeki kendi geliştirdiğimiz sürü SİHA'larla e, olası bütün e, özellikle terör kökenli saldırıları yok edecek güç ve seviyeye ulaştık. Bunu daha sonra bir konsept halinde teşkilatlandırıp ordumuz bünyesine aldık. Şu an bizim hı hı. E, hatta bu Yunanistan basında da çıktı. Yani sürü e, siha ordumuz var, drone ordumuz var bizim yani. Hı hı. E, hatta o, o da değil, e, robot e, nasıl diyeyim, robotik birlikler diyeyim artık. Yani e, mesela bir küçük paletli araç düşünün üzerine makinalı tüfek var. Bunun gibi 8-10 tane var. Bir bölük kurulmuş bundan ve bunlar kendi otonom yapay zeka modülüyle düşmanı tespit edip birbirini ateş ve manevrayla destekleyerek düşmanı yok etmeye dayanan yani bir harekat yapabilen özellik kazandılar. Bunlar denendi. Bakın sınır ötesinde denendi, yurt içinde denendi. Deneyenlerle de konuştuk o mühendislerle ve nihayetinde artık %100 başarı elde edildi ve bunlardan birlikler teşkil edildi. Yani Allah korusun, Allah korusun istemeyiz ama Türkiye ile savaşmak isteyen varsa eğer artık sadece bizde değil dronlarımız ve robotlarımızla da savaşmak zorunda. Bu mesela İran kuzeyine düzenlediğimiz işte operasyonlar, harekatlarda bunlar devreye girdi mi? Giriyor. Giriyor. Giriyorlar evet. Hmm. Gerekli hallerde demin işaretini verdi Özey abi. Hmm. Mesela şimdi terörist öyle bir yere mevzileniyor ki yani bir derin vadinin yalçın bir yamacın tam ortasına bir yere. Ya sizi her yerden görebiliyor ve silah menzili içerisinde. Eğer oraya yaklaşmaya çalışırsanız sizi vuruyor, zayiat veriyor. E şimdi Siha Siha belki orası için yeterli manevra yapamıyor. Ya yani bunları dikey iniş kalkış yapabildiği için bunları gönderiyorsunuz. Hedefi tespit ediyorlar ve oraya kamikaze dalış yapıyorlar ya da üzerindeki makinalı tüfekle ateş ediyorlar yani baskı altına alıyorlar ya. ve düşünün yani ha, sabit havadayken sabit durup hı hı. makinalı tüfekle de ateş ediyor. Yani onu hedefi yani havadaki düşün, stabilizasyonu düşününsene ne kadar zor bir şey. Bir izleyicimiz ne yazmış? Kısacası demiş. Türkler gökyüzünde insansız bir ordu kuruyor. Evet, aynen öyle. Çok doğru kimse yazmışsa tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bizim Rüzgar. artık Robot ordumuz var evet, gökyüzünde. Polya, Buyurun hocam. Ereğin söyledikleri şundan yana çok kıymetli. Şimdi anlamlandıralım bir adım daha ötesine geçip. Ee, dünyada son dönemde yaşanan bütün savaşlar şehir savaşı. Gerek e, DAEŞ'in e, Suriye ve Irak'taki egemenliği, gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse Gazze'deki e, Hamas'ın İsrail ordusuna karşı verdiği mücadele şehir savaşı şeklinde geçiyor. Şimdi hendek harekatı sırasında, daha doğrusu terör örgütünün hendek kalkışması sırasında Türkiye siviller zarar görmesinde 800'e yakın şehit verdi orada. Şimdi dronları iş başına getirdiğini düşünürsen açık bir pencereden çok rahat içeriye girebiliyor. Çok rahat içeriye girdikten sonra da tanımlayabiliyor yani e, kendi kamerasından gördüğü unsurun dost mu düşman mı olup olmadığını tanımlayabiliyor bu drone. Sürülerinin en temel özelliklerinden bir tanesi ateş etmesi ise ikinci temel özelliği gördüğü dost mu düşman mı? Yani her hareket edene ateş Ayıp etmiyor edebiliyor. drone sürüleri. Hı hı. Bunlar, bu e, son derece kıymetli bir yetenek. İki, e, geldiğimiz yer öz itibariyle şurası. Şimdi e, drone sürüleriyle beraber söylediğim gibi karşı koyması çok zor bir süreç başlıyor. Niye? Çünkü artık yapay zeka... Dostu, düşmanı, üzerindeki kıyafetten, yüzünden her türlü tanımlama şansına sahip. Dolayısıyla örneklerle gidelim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri binlerinin olduğu eve bir operasyon düzenlemek zorunda kaldı. Hatta işte inerken bir helikopterleri düştü falan filan. O zaman da bu drone sürüleri e, çok yeni bir teknoloji öz itibariyle. Yani son 10 yıl içerisinde olsaydı. ...çok fazla faydasını sağlayabileceğimiz... ...şeyler vardı. Ray'in bahsettiği... ...terör örgütünün... E, ...Suriye'den veya Irak'tan... ...kaldırdığı dronlarla bir... ...Doğrudur Türk Silahlı Kuvvetleri'ne... ...bir saldırı girişimi oldu. Ama... ...o basit uzaktan kumandayla... ...vesaire. Şimdi artık yapay zeka ile... ...otonom hareket eden... ...sürülerden bahsediyoruz. Ve 50 tane... ...orada e, dron varsa... E, ...her... ...birinin ne yapacağı önceden programlandı. Yani... Hepsi bir görevi ayrı ayrı icra edebiliyorlar. Bu müthiş bir üstünlük. Ama dünyada söylediğimiz gibi, Ereğin daha önce söylediği... ...artık yetişmiş personel, bir personeli yetiştirme süresi son derece uzun. Bir savaş pilotunun yetişmesi için onun binlerce saat uçması gerekiyor. Bunlar hiç kolay işler değiller. Dolayısıyla da dünyanın gittiği yer burası. Türkiye'de bu işte, mesela... Uçakta geriden başladık. Allah'tan elektrikli <laughs> otomobile girdik Tokla beraber. Bu dünyayla hemen hemen aynı anda başladığımız ve çok mesafe aldığımız bir alan. Dolayısıyla da <laughs> e, bunun Türkiye'ye getireceği kazanımlar az buz kazanımlar değil. <laughs> evet. Eray hocam bu konuda eklemek istediğiniz var mı? Ya tabii bu sürekli gelişen de bir şey. Bunun çok çeşitli varyasyonları var. çeşitli büyüklükte. Yani sadece bunu bu şekilde görmeyin. Yani hani ihtiyaca göre çeşitli büyüklükte, çeşitli e, hacimde olabilir. Mesela bazıları göreve göre hazırlanıyor. Mesela bazı sürü dronelar tankları imha etmek için oluşturuluyor. Bazı sürü dronelar dronları imha etmek için oluşturuluyor. Şu an mesela e, ekrana yansıyan küçük dron. Bunlar daha mı büyükleri de mi olabiliyor? Yani işte, bunlar tabii dediğim gibi hedefe yönelik. Yani İhtiyaçla mesela İhtiyaçla alakalı. Mesela e, biliyorsunuz işte Dede Ağaç'ta bin tane ABD'nin tankı var. Hı hı. Şimdi buna göre Yapılmış yani olası bir Allah korusun bir ta tank taarruzu ya da zırhlı birlik taarruzu olursa bunları bir anda hiç askerimizin eli değmeden yok edebilecek. Bir anda kalkacak. Kalkacak. Gidecek, gidecek vuracak. Düşünün. Bin tane dronun kalktığını düşünün yani ve bunlar şöyle bir şey. Tam da bir mesele hava savunma ben anlayamadım şunu hava savunma sistemi görmüyor mu bunları? Ya görüyor Bu da kadar. hangi birini vuracak kafası şıka çünkü şöyle bir şey var bak çok güzel bir soru sordun teşekkür ederim. Her bir hava savunma sisteminin bir e, angaje olma kapasitesi var, tamam hmm. mı? Yani bunlar e, mesela şeyde gördük demir kubbe'de Demir kubbeye işte belli bir e, miktardan fazla roket gelirse kafası karışıyor. Ki oldu da öyle. He, sapıtıyor, İşte yanlış kararlar veriyor. Füze kendine gidiyor, e, kendi kendini vuruyor. Bazen Başka... devreye girmiyor. Ha bazen devreye girmiyor. Şimdi dolayısıyla. Bunların avantajı sayı avantajı. Yani şimdi bin tane tank aynı anda zaten taarruza geçemez. Bin tane kolordu demektir. Ama hmm. düşünelim iki tabur e, taarruza geçmiş. Yani i̇ki tabur bize doğru intikal ediyor. İki tabur ne eder? 100 tane eder. Siz 300 tane buna drone gönderdiniz. Yani şimdi hava savunma sistemleri var bunların tabii ama o kadar küçük. Yani normal bir vuruş için o kadar küçük. Ve o kadar manevra yeteneğine sahip ki yani bunları vurabilmek kolay bir şey değil. Hani vurdunuz 100 tane sizin hedefiniz var ama 300 tane. Tamam. İki, yani, yani şunu demek istiyorum. Bakın 100 hedef var 300 tane göndermişsiniz. 50'sini vurmuş geri kalanlar da hedefi vurmuş. Yani bununla baş etmek çok zor. O yüzden bunun da en iyi panzehri ne biliyor musunuz? Nedir? Gene bunlar. Yani biz aynı zamanda bize karşı bir drone saldırısı olursa da yine en güzel şekilde bununla vururuz. Sürü siyah saldırısına sürü siyah evet. karşılık verilecek. Çünkü bu her halükarda bütün ülkeler için bir risk. Yani bu bizim şey. için de Altay bir tankına başka ülke için de. Altay tankına o yüzden hava savunma sistemi koyduk. Evet. Altay'ın hava savunma savaş sistemi tekniği, var. tekniği drone'lar savaşı olacak. Drone savaşı. Drone evet. evet. savaşları. Yani drone bunu savaşları. bunun üzerinde çok kafa yoruluyor. Bunun üzerinde çok. Yani çok ürkütücü bu. Çok ürkütücü. Bak gerçekten, yani hani bunu tamam. önleyemeyebilirsiniz yani ben 100 tane dedim 500 tane gönderdiğinizi düşünün ve çok farklı yerlerden gönderdiğinizi düşünün. Bunun 400'ünü vurdunuz 100'ü kritik tesislere girdi ya da kritik silahlarınızı vurdu bilmem ne yani o yüzden bizim de bu noktada çok çalıştığımızı bir drone ordumuzun olduğunu çok güzel. bunun çeşitli görev kategorilerine göre büyüklükleri ve hacminin değiştiğini de bilelim. Dron, e, ordumuz var ama bu dronları e, yani imha edecek bir sisteme de ihtiyaç var şu an bakıldığı zaman. Bunun için... Tamam bizim, diyorsun ya sürü siyaya, sürü siyaya ama karşılık Ama başka verisi. sistemde var. Atomik mühimmat diye bir sistem ürettik. Ee, bu, biz ürettik Evet mi biz bunu? ürettik. Korkut e, atıyor bunu. Hı hı. Şöyle e, bu çift namlulu e, ee, diyelim ki 100 tane sürü siha size doğru geliyor. Tamam. Bu e, çok kısa saniye yani bir saniyede yaklaşık 30-40 atım yapabiliyor. Bir saniyede 3-4 tane mermi gönderiyor. Hmm. Atomik mühimmat. Şimdi bunu gene yapay zeka modüllü. Bu drone, gelen droneların hızını biliyor. Mesafesini biliyor. Yerden yüksekliğini biliyor. Ve buradan ateş ettiği zaman merminin oraya kaç saniyede ya da kaç salisede varacağını biliyor. Bunların hepsi de hesaplıyor. Artık bunu insan beyni yapamaz bakın. Ve bu 3-4 tane mermi gidiyor her biri 10 parçaya ayrılıyor. Ama nerede biliyor musun? Tam sürü dronların 3 metre önünde. Neden? Çünkü o hızla artık o dronlar oluşan o mermi bulutunun içine girmek zorunda kalıyor. Bunu biz ürettik. Ve %100 başarılı. Bu Ukrayna'da, İran'da, bu son zamanlardaki saldırılarda yine drone kullanıldı değil mi? Drone kullanıldı. Ya Onlar şöyle zaten, onlar küçük aslında dronelar. Ee, özellikle e, Ukrayna, e, Rusya sınırına yakın bir yerlerden Moskova'ya ulaştı diye yaptı. Moskova'da da belirli bir mahallelere kadar ulaştı. Hı hı. Ee, dolayısıyla da kullanılıyor, kullanılmıyor değil ama o... Hani, e, sürü drone saldırısı demek e, ona çok doğru değil. Çünkü Hı. sürü drone'lar bir grup olarak aynı anda harekete geçiyor ve birlikte hareket ediyorlar. Hı. Ama mesela Ukrayna aynı anda atıyorum 30 tane 40 tane fırlatıyor. Rusya'nın hava savunma sistemi onlardan bir kısmını düşürüyor. Çoğunluğunu düşürüyor. Birkaç tanesi işte mesela Moskova'da. Evet, Moskova'da e, bir binaya, bir binaya doğru. Vesaire Yanlış gibi. bir köşe Ama bu sürü drone'larda temel mesele e, hepsinin bir görevi var. Hepsi önceden programlanmış ve aynı anda kalkıp Hedef aynı anda gidip planlanmış görevi yapmaları ve geri dönmeleri. Yani bir, birbirlerini tanıyorlar bakın. Birbirlerini tanıyorlar. Dostla düşmanı ayırt edebiliyorlar. Hızlarını ayarlayabiliyorlar. Bazen düşük hızlarla gidebiliyorlar bazen yüksek hızlarla gidebiliyorlar. Ne bileyim yani en etkili vuruş açısını hesaplayabiliyorlar. En etkili manevrayı yapabiliyorlar. Kamikaze dalışı yapabiliyorlar ya da kaçınma manevrası yapabiliyorlar. Yani inanılmaz yetenekleri var bunların. Evet. Yani bunlar günümüzde en önemli harp silah aracı haline geldi. Yani ülkelerin artık drone orduları savaşacak yani. Bizim düşmanın insan gücüyle bizim dronlarımız savaşacak artık. Evet. Bu konuyu da daha epey de konuşacağız, konuşacağız yani konuşacağız Peki. Fulya Hanım Hı -hı. ama teşekkür ederim hani bu konuyu artık Türkiye gündeminde tutmamız gerekiyor yani bu konuda çok ciddi çalışmalar var yarın bir, böyle bir olası de var. gelişmelere karşı da bizim hazır olduğumuzu Hı -hı. kahraman ordumuzun Savunma Bakanlığımızın genelkurmay başkanlığımızın bu konuda her türlü tedbir almış olduğunda Hı -hı. bilelim ve çok büyük e, Drone emekler veriyor. Dün ordumuzdan bahsettiniz evet. hocam Türkiye'nin bu yönde çalışmaları var ordusu var e, dolayısıyla bu anlamda da bir güce sahip güce ama sahip. işte önümüzdeki yıllarda yapay zeka destekli bu siyah savaşları epey gündemde olacak da gibi. Yani, evet, kesinlikle. Peki konuşmaya da devam edeceğiz.